Şimdi fiyatlar geçen haftaya göre aşağı yukarı 10 lira geri geldi. Bir barbunya, şeker fasulye, bamya. Bamya 10 lira fazla arttı. Diğerleri tamamıyla geri geldi sayılır. Yani şu anda artık önümüzdeki günlerde daha çok bamya kendini korur. Fasulye, domates biraz daha düşer. Barbunya düşer. Şeker fasulyesi düşer. Biberler de düşer bundan sonra tamamıyla. Neyden dolayı düşüyor peki? Şimdi bollaştı artık yani havanın sıcaklığı. Bir de seraların bitti. Artık tarla tamamıyla hepsi tarla bunların. Seralar bitti artık. Tarla olduğundan dolayı bolluk oluyor. Bolluktan dolayı ihracatın az olmasından dolayı fiyatlar düştü. Bundan sonra düşer devam eder yani. Yoğunluğunuz nasıl, müşterinin talepleri? Yok, müşteri pek normal yani. Zaten biliyorsunuz yaz mevsiminden dolayı vatandaşların çoğu dışarıda tatilde olduğu için, ama yine de iyi kötü oluyor yani. Olmuyor desek yalan söyleriz. Fiyatları nasıl buluyor gelen insanlar? Gelenler normal buluyor ama fakat şimdi biliyorsunuz emekli maaşları biraz arttı. İnsanlar biraz rahatladı. Ondan dolayı da iyi, fena değil yani. Fiyatlar normal. Bir bamya pahalı. 50 lira 60 lira. Bamyanın çıkışı 40 lira. Köylüden. Şimdi mesela ben acı kıl sivri biber görüyorum. Kilosu 30 lira. Ondan sonra yağ biberi var yine kilosu 30 lira. Kabak kilosu 10 lira. Bunlar normal fiyat. Normal 10 lira normal ama yağ biberiyle acı kıl pahalı. Neden pahalı? Acı kıl fazla ikiliş olmadığından dolayı. Yağ biberi fabrika 7 liraya açıkladı. Yani 7 liradaki çöpünü alıyor bunu. Ama önümüzdeki günlerde yağ biberi daha bizim tarla yeni başladı. Daha bir hafta oldu başlayalı. Önümüzdeki günlerde 15 lira kadar düşer yağ biberi. Sebzelerin dışında meyvelerde de inanılmaz yüksek fiyatlar var. Meyvelerde yok ki şimdi. Az önce çileğin kilosunu 25'e gördüm. Normal şekilde şimdi çileğe. Fabrika 23 liraya alıyor çileğe. Şimdi 23 liraya alıyor. 2 lira maslavası 25 lira. Pazarda kaç para? 25-30 lira. Erik vardı, o da 25 liraya. Erik normal. Erik bunlar papaz eriği. Ağustos papazı derler. Ekilişi az olduğu için. Yani eskiden ilk çıkan papazlar değil bunlar. Bunlar Ağustos papazı oldu. Peki üzüm? Üzüm de 30 gözüküyor. Hayır hayır. Üzüm 15 lira. Çekirdek üzüm 15 lira. Siyah üzüm 15 lira. Normal bir fiyatları. Pahalı olan bir kara yemiş. Neden pahalı? İhracat 70 lira alıyor kara yemişi. Ha bizim buradakilerde biraz çıkması olduğu için 50 lira satıyorlar kilosu, 30 lira satıyorlar. Yeri 25 lira. Bu, şimdiki gelen yemişlerin tamamı Havran'dan gelir. Edremit Havran'dan kara yemişler. Yani fiyatlar size göre normal şu an. Tabii ki. Siyah incirin hasadı başladı değil mi? Evet, bugün başladı siftah ilk defa. Bugün değerli müşterimize sunduk. İlk defa koydunuz evet, tezgahı. İlk defa. Bursa. Hangi köyden geliyor? Kestel'e bağlı Çatartepe köyünden geliyor. Gayet güzel, mükemmel. Yurt dışına giden türden. Fiyatları ne kadar? Fiyat biraz yüksek şu an. 60 liraya satıyoruz. Ama yarın gün, ileriki günlerde bu ucuzacaktır. Bursa siyah inciri 60 lira kilosu. Sadece Aydın'dan getiriyor musun? Aydın'dan siyah gelmiyor. Beyaz geliyor. Onlar da 30 lira kilosu satışımız. Bursa'ya ait beyaz incir de var, bardak incir. Onun da fiyatı 50 lira. Yarın gün bunlar ucuzlar şu an. Şu an talep var mı? Vatandaşlar talep gösteriyor mu? Alıyorlar. Sadece işte kuvvetli Katarlı müşterilerimiz alabiliyor. Onlar tercih ediyor ama ileride bu düşecektir yani 15 liraya. Bugün siftah günü, daha ilerleyen günlerde aynen. Fiyatlar düşecek. Aynen öyle olacak. Pazardasınız, alışveriş yapacaksınız. Evet, biraz alışveriş yapacağım. Şu kadar fiyatlara bakıyorum, bayağı pahalı ama incir yeni çıkmış. Çok severim inciri. Bizim bahçemizde de var incir, sarı incir, kara incir. Ama daha hiç olmaya imkan yok. Daha olmadı. Bir ay sonra falan olur herhalde. Şu an kilosu 60 liradan tezgaha ilk defa konuldu. Evet, bunlar nereden gelmiş ben de bilmiyorum. Kestel'den geliyormuş. Erken olan cinsinden herhalde. Yeni başlamış, artık yavaş yavaş tüm köyler göndermeye başlayacak. Zannetmiyorum, daha bir ayı falan bulur, 3 hafta bir ayı. Faldalı köyünden haber aldık, onlar da 10 güne falan hasada başlıyorlar. Bilmem, bizim bahçedekiler pek yeşil. Fazla güneş görmediği için herhalde. Ama fiyatı tabii ilk günleri olduğu için yüksek biraz. Evet. Kaç pazarı
düşmüş dedi değil mi? Evet. Pazardaki genel fiyatları nasıl buldunuz? Pazardaki fiyatlar tabii biraz yüksek, bir türlü düşmüyor 25-30'dan aşağıya. Böyle 15-10 falan olsa normal olacak. En çok neyin fiyatı yüksek geliyor size? Çok fazla gezmedim aslında, çok bilmiyorum ama yani bilmiyorum, her şey pahalı.